Akşamın başlangıcında Furkan Bey misafirlerinin çorbaların atası tarhana çorbası, patates ve hamur dostluğuna iyi bir örnek patatesli börek ve yeşil hazine yoğurtlu brokoli ile ağırlayacak. Hemen ardından ana yemekte klasik tatlardan vazgeçemeyenlerin tercihi fırında İzmir köfte. Yanında kahverengi dünya şehriyle pirinç pilavıyla masaya gelirken yanında da görüntüsüyle bile cezbeden karışık yeşil salata ikram edilecek. Furkan Bey akşamın son servisinde ise Balkan tatlısına Balkanlardan bir bakış atacak. Başlangıç için tarhana çorbası demiş. Açıkçası çok şaşırmadım. Ondan da zaten bu beklenirdi. Patatesli börek. Yine hazır yufkayla yapacağını düşünüyorum. Furkan'dan el açması bir börek beklemiyorum açıkçası. Yoğurtlu brokoli. Yoğurdu üzerine sos olarak servis edecek ve brokoliyi yağda kızartacak diye tahmin ediyorum. Fırında İzmir köfte şimdi onun yapılış şekli çok şekilleri var, baharatları var. Mutlaka orada annesinin aldığı tarifi %100 uyguluyordur. Güzel yapacağım, lezzet olur. Bakalım inşallah. Şehriyeli pirinç pilavı. Bunu beğendim ama eğer pilavı gerçekten güzel yaparsa güzel bir puan veririm. Karışık yeşil salata. Bunda da yine risk almamış Furkan. Hep risksiz yemekler seçmiş kendine. Karışık yeşil salatada bununla bir bahane bulamayız veya herhangi bir söz söyleyemeyiz. İçine ne yeşillik koyarsa kabul etmek zorundayız. Balkan tatlısı Balkanlardan mı gelecek acaba? Çok merak ediyorum. Nasıl bir tatlı çıkacak önümüzde? Heyecanla bekliyorum. Umarım Balkan tatlısı deyip bize trileçeyi getirmez. O zaman puanım kendisine düşük olur. Balkan tatlısı yazdıysa mutlaka Balkanlardan gelen bir lezzet bekliyorum kendisinden. Tarhana çorbası zaten hazır olan bir şey. Suya atıp sadece kaynatacak. Çok basit buldum. Böyle bir yarışma için bana çok basit geldi. Daha zor şeyleri, daha yoğun ve zaman alabilecek şeyleri tercih edebilirdi. Patatesli börek tepsi böreği olsa çok güzel bir börek olurdu. Ama Furkan öğrenci arkadaşımız, böyle bir beklentim yok kendisinden. Yufkaya saracak, bize öyle sunacağını düşünüyorum. Yani bunlar benim 30 yıl önce yeni evlendiğim zamanki yaptığım yemeklerdi. Furkan okula gider gibi, arkadaşlarla bilardo oynar gibi yemek yemeye gelmiş. Birazcık zayıf kaldı. Ben onu eleştirmekle abilik yaptım. Sonuçta ortada büyük ödül var. Bu yüzden kimsenin utangaçlığını veya herhangi bir hatasını görmezden kesinlikle gelmeyeceğim. Herkesin masasını tek tek ince ayrıntılarına kadar bakarak hepsini ayrı ayrı puanlayacağım ve herkesin çok ince detaylarına kadar da eleştireceğim.